Pekala bebekler. Ben dans dersime gidiyorum. Ben yokken uslu olun, anlaştık mı? Merak etme Charlie. Her şey yolunda olacak. Bay bay bebekler. Hoşça kalın Glow Pixie'ler. Bay bay. Dans partisi. İşte böyle bebekler. Dökün kurtlarınızı. Küçüğüz belki ama dansımız harika. Dünyanın en büyük partisi. Haydi başla. Sen de dans et bizimle. Bebekler alkışlarım nerede? Haydi dans et, haydi dans et. Haydi dans, 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 dans. Cici, ben bebekleri küçülttüm. Ne yapacağız şimdi? Charlie birazdan bale dersinden döner. Paniklemeyin. Hemen normale döndürürüz onları. Olur biter. Peki ama neredeler? Bebekler! Bebekler! Durum kötü. Charlie her an gelebilir. Bebekler. Ah, Pixie'ler. Çok panik yapıyoruz. Belki de yeni bir plan yapmalıyız. Haklısın. Ama ne? Bende parlak fikir kalmadı. Biri bize yardım etsin. Oh. Şimdi olmaz Gordon. Bebekleri bulmamız gerek. Bence Gordon nerede olduklarını biliyor. O başından beri bunu göstermeye çalışıyordu. Aferin akıllı. Merhaba bebekler, ben geldim. Elimizi çabuk tutalım. Hadi. Burada neler oluyor böyle? Hiçbir şey. Küçük bir dans partisi sadece. Değil mi bebekler? Sana Lulu. Seninle gurur duyuyorum. Hadi şu muhteşem, çok kullanımlık bezi takalım şimdi. Çok şirinler değil mi? Son ama çok önemli bir şey kaldı. Shimmerwood ormanından ünlü ıspanak jöle. Sammy, ne yaparsan yap ama jöleyi sakın bırakma. Ay, Cici, çabuk ol. Glow Pixie'ler, ama ucuz atlattık. Lulu, galiba bu sana ait. Şu güzel masaya bakın. Bebekler için yepyeni leziz yemeklerle dolu. En lezzetli kısmı unutmayın ama. Ispanak jölesi de. Eminim bebekler sabırsızlanıyordur ha? Bu çok lezzetli. Kıpırdama Teli. Söz veriyorum. Çok seveceksin. Bu ekmeğin koyu pembe olması normal mi? Bebekler. Etrafı böyle dağıtmadan güzel bir yemek yiyemeyecek miyiz hiç?
Vay! Amma lezzetliymiş. Hadi bebekler, yeni bir şeyler denemek çok eğlenceli. Bir kerecik denesen hepsini yemek isteyeceksin. İnan bana. Daha neler? Şnorkel ha? Sen yaban mersinini seversin Theo. Hadi azıcık dene bari. Uçak inişe geçti Theo. Fırından taze çıkmış meyveli ışıltılı çörek gibisi yoktur. Al Tilly. Galiba yemek işini biraz fazla abarttık. Ama sizinle çok gurur duyuyoruz bebekler. Yeni bir şey denemek her zaman kolay değildir. Ama siz başardınız. Umarım bu düşündüğüm şey değil. Evet, tam da düşündüğün gibi. Hadi Glow Pixie'ler. Bebeklere yeni yiyecekler denetebildiysek bunu da becerebiliriz. Hadi Gordon, güzel bir yürüyüşe çıkalım ve onca yemekten sonra bacaklarımızı çalıştıralım. Gordon? Gordon? Bebekler! İşte geldi. Bir köpek yavrusu evlat edinmeye hak kazandınız. Bizi seçtiler. Köpek yavrusu geliyor. Köpek yavrusu geliyor. Köpek yavrusu geliyor. Şuna bakın bebekler, bu bizim köpek yavrumuz. Çok tatlı. Ne de? Ne oldu Tilly? Ne var? Ne? Bu mesaja göre köpek yavrumuz bugün geliyor. Bugün mü? Ama hazır değiliz ki. Köpek yatağımız yok. Köpek mamamız da yok. Bu oyun odası bir köpek yavrusu için hiç ama hiç hazır değil. Bütün kitapları çiğneyecek. Bütün ayakkabıları yiyecek. Haylasın. Eşyalarımızı kıracak. Gel buraya. Belki de köpek yavrusu almasak daha iyi olacak. Ne yapsam bilemedim. Glow Pixie'ler yardım edin. Canın sıkkın senin. Dur yardım edeyim sana. İşte oldu. İyi oldu. Yardım edin. Hayır durun, bekleyin. Bence bahçen doğru yolda. Biz de harekete geçsek iyi olur. Sonra da çiçeklerini yakalaman için sana yardım ederiz Sienna. Şimdi Charlie'ye yardım etmeliyiz. Hadi kelebek.
şey yolunda mı? Hayır. Bugün köpek yavrumuz geliyor. Ama ben yavru almaktan bile emin değilim artık. Hiçbir şeyimiz hazır değil. Yavru köpeğe bakmak hiç kolay iş değil. Ama üzülme Charlie. Biz de yardım edebiliriz. Bence tek ihtiyacın olan pratik yapmak. Şimdi her yavrunun mutlu ve güvende olması için sadece birkaç şey gerekir değil mi yavrucuk? Bir yavruyu mutlu etmek için ihtiyacın olan şey lezzetli bir mama. Güvende olacağı bir alan. Ve oynaması için eğlenceli oyuncaklar. Çok ama çok sevgi isterler ve de kucak. Ve bolca uyku. Günaydın Lulu. Bu ilk dişin oldu. Hadi bakayım yapalım. Böylece. Neyin var Lulu? İlk dişin çıktığı için mutlu değil misin? Galiba havaya girmen için ne lazım biliyorum. Gıdı gıdıya ne dersin? Gıdı gıdı. Ay. Of Lulu, çok canım acıdı. İçin spa gününden daha iyisi yok. Aynen öyle Cici. Hey Semi, kağıt masken nerede? Maskemi bulamadım. Ama böyle de fena görünmüyorum bence. Ha? Spa günü bu kadarmış Glowpixiler. Charlie bizi çağırıyor. Başım büyük belada gibi. Galiba maskemde bir böcek var. Charlie, sorun nedir? Saklambaç mı oynuyorsunuz? Çünkü seni görebiliyorum. Sorun Lulu. Yeni bir dişi çıktı ve önüne gelen her şeyi ısırıyor. Uf. Acaba dişi mi ağrıyor dersin? Huysuzluğu ondan olabilir. Belki. Ama bakmak için yaklaşamıyorum. Bu iş ciddi. Lulu'nun diş doktoruna gitmesi gerekiyor gibi. Dişçiden korkmana gerek yok Lulu. Diş bakımının bir parçası bu. Evet. Hatta bunu sana gösterebiliriz. Artık durabilirsin.
yeşiller görüyorum. Ha? Tada! Ay pardon, koltuk çok rahattı. Sen de diş kontrolüne hazır mısın Lulu? Boşuna değilmiş huysuzluğun. Görünüşe göre iki tane yeni dişin çıkıyor. Üzülme. Tam da sana göre bir şeyim var. Yeni diş çıkmasının en iyi tarafı ne biliyor musun? Diş perisinin gelecek olması. Yeni ve muhteşem dişlerine iyi bakmak için buna ihtiyacın olacak. Ha? Ve bu da çok cesur bir hasta olduğun için. Yardımlarınız için teşekkürler Pixiler. Siz olmasanız ne yapardım ben? Ah, dert etme. Bana kalırsa bir kişiye daha iyi bir diş fırçası lazım. Gordon, buraya gel. Topa evin içinde değil, dışarıda vuruyoruz. Unuttun mu? Tilly, ellerin çok kirli. Gel hadi gidip yıkayalım. Apçuk! Burun karıştırmak iğrenç bir şey. Mendil kullan lütfen. Tilly, şu hale bak. Ada. Lulu, dikkat et. İyi misin? Teo! Tiksinç! Sebze burgerlerinizi alıp geliyorum bebekler. Köpük şaheseri, değil mi şekerim? Bebekler, hayır. Sebze burger demiştim. Burger. Sebze burna girer değil. Vay canına, dev gibi. Midem bulandı. Yeter artık bebekler. Bu kötü alışkanlıklar konusunda bir şey yapma zamanı. Bayıldım. Glowpixiler, yardım edin. Charlie'nin bize ihtiyacı var galiba. Ama bu halde gidemeyiz. Ben hallederim. Hadi Glowpixiler, uçalım. Neyse ki geldiniz Glowpixiler. Bu bebekler evin içinde topa vuruyorlar. Kirli ellerini yıkamıyorlar. Ve burunlarını karıştırıyorlar. Yapmasınlar diye her şeyi denedim. Üzülme Charlie. Biz bebeklere kötü alışkanlıklarını nasıl bıraktıracağımızı biliyoruz. Yeah.
bebekler. Kötü alışkanlıkları bırakmak için çok çalıştınız ve ödülü hak ettiniz. Kişisel bakım günü. Bugün iyi iş çıkardın Tilly. Seninle çok gurur duyuyorum. Artık burun karıştırmak yok Theo. Ve sen de topa artık dışarıda vuracaksın değil mi Lulu? Evet, oyun odasında kötü alışkanlıklar bitmiştir. Neredeyse bitmiştir diyelim. Vay canına Theo. Sanırım birinin yeni bir beze ihtiyacı var. Bu pırtların tek bir anlamı olabilir. Hadi gidelim Tilly. Neredeyse patlayacak. Aferin Gordon. Çok şanslısın Lulu. Tam da sana göre güzel ve temiz bir bezim var. Bu bezler hem çok şirin hem de tamamen yıkanabilir. Defalarca kullanın. Siz çevreyi korurken... Böylesine güzel ve çevre dostu bir bezin bu kadar kötü kokacağını kim tahmin ederdi? İğrenç. Of, bu bezler şirin ama bir sürü de çamaşır işi çıkarıyorlar. Bence yeni bir şey deneme zamanı. Glowpixiler imdat! Bunun işe yarayacağından emin misin? Bize güven Charlie. Kaka herkese lazımlık. Hah, çaktınız mı? Hadi ama komikti. Kaka lazımlığı. Bir zamanlar Ted adında bir ayıcık varmış. Ted artık bez giymek için çok büyükmüş. Ve büyük ayıcık kilodu giymesini... Çişini ve kakasını lazımlığa yapmasının zamanı gelmiş. Ve bir sabah kahvaltı sonrası Ted karnında garip bir şeyler hissetmiş. Aynen öyle Lulu. Ted'in kaka yapması gerekiyormuş ama kakasını bu yeni ve havalı kiloduna kaçırmaktansa yeni lazımlığına yapmış. Hadi Ted yap kakanı, hadi Ted yap çişini. Pekala, kim Ted gibi olmak ister? Tilly'nin kakası mı gelmiş? Lulu lazımlığa çiş mi yapacak? Çok pardon Lulu. Lazımlığa kaka yapsak mı Theo? Hadi Theo yap kakanı. Hadi Theo yap çişini. Gerçekten hiçbir şey yapamaz mıyız? Ah, 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 ah.
minik şey. Hadi ona ılık süt getirelim. Gordon, hayır! Şu köpeği durdurun! Aşağı inmeye çok korkuyor. Tamam, her şey sırasıyla. Şimdi aşağı inmek ister misin? Senin için bu işi biraz kolaylaştırsak ne dersin? Bir dakika, kediler ne sever biliyorum. Bir tutam parlak kedi nanesi. Hadi tatlım, yapabilirsin. Azıcık daha gelsen. Şimdi tek ihtiyacı olan bir isim. Adı Pırıl olsun. Bebekler, yardıma ihtiyacımız var. Özür dilerim bebekler. Durun, ben hallederim. Şahane bir giriş oldu ama. Bir dakika Glowpixiler. Doğru mu duydum? Siz bizden yardım mı istediniz? Hey, merhaba. Kim bu şirin şey? Bu Prenses Ellie ve yardım istememizin sebebi de o. Aynen öyle. Ellie de Shimmerwood ormanında yaşıyor ve dün gece büyük bir fırtına koptu. Her taraf dallarla doldu. Darma dumanız. Acaba dedik biz etrafı toplarken Ellie de burada sizinle kalabilir mi? Elbette. Ne dersiniz bebekler? Beraber eğleniriz ha? Gel bakalım Prenses Ellie. Bunlar Prenses Ellie'nin eşyaları. Emziği, özel bardağı ve tabağı. Teşekkürler. İşimiz biter bitmez geliriz. Hadi Ellie, oyun oynayalım. Hı?
Mutlu. Çok güzel bebekler. Şu harika resimlere bakın. Şaşı dans dans. Atıştırma zamanı. Oh yo Ellie, kafanı mı vurdun? Aa, gel sarılayım sana. Minik bir glow pixie kulağıma birinin çileği çok sevdiğini fısıldadı. Bir tane çileği al bakalım Lulu. Merak etme Theo, aklındasın. O çili. Üzülme, hemen alırım ben. Aha, buldum. Al bakalım çili. Tamam. Sen bunu al, ben Ellie'ye başka bir tane veririm. Paylaşmak istemen çok tatlı Tilly. Galiba bunu hak ettim. Tilly, yemekler etrafa atılmaz. Ellie bugün epeyce eğlendi. Eve gitme zamanı Ellie. Ağlama Prenses Ellie. Ne zaman istersen gelip bizimle oyun oynayabilirsin. Şimdi gel bebeklere hoşça kal diyelim. Şimdi Ellie gerçekten büyüdü mü? Kim benimle? Parıltılı spa oynayacak. Gel. Ne oldu Tilly? Sen başka bir şey mi oynamak istiyorsun? O da olur. Hemen bir uzay gemisi yaparım ben. Ve işte oldu. Beğendin mi? Tamam. Peki ya sen Theo? Sen ne oynamak istersin? Masal okumak. Harika bir fikir Theo. Hadi ama ağlamayın. Bence bu oda 3 ayrı oyun oynamak için yeterince büyük. Bunu hemen hallederiz. Ve taş kağıt makas başla. Taş kağıt makas başla. Tilly, dikkat et. Taş kağıt makas başla. Ve yarışmanın galibi Sienna. Lulu, lütfen nazik olalım. Bu da demek ki tatlı olarak kurabiye var. Yuhu, yaşasın kurabiye. Bir dakika, sen cupcake istememiş miydin? Bana fark etmez. Makas oynamayı daha çok seviyorum. Sanırım kurabiyeler biraz bekleyecek. Üçü de ayrı oyun oynamak istiyor. Tam bir felaket. Gordon, bırak onu. Bu işi çözmek için epeyce büyü gerekecek.
Hadi iş başına Pixiler. Tamamdır bebekler. Galiba hep birlikte nasıl oynayacağımızın yolunu buldum. Ama önce... Kostümlerimizi giymemiz lazım. Tuşları da yapalım. Oh, harika bir fikir Tilly. Wow. Pixiler. Bir zamanlar 3 tane küçük uzay bebeği varmış. Her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da birlikteyken çok ama çok eğlenirlermiş. Bir gün korkunç bir uzay köpeği sihirli taraklarını çalmayı denemiş. Gordon, hayır! Bırak onu! Bence bu görev başarıyla tamamlandı. Ve hep birlikte sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Bize ne güzel yardım ettin Prenses Ellie. Evet, boyunun uzaması bayağı işe yaradı. Aa, Mega Tilly. Dikkat et, düşmek üzere. Tilly, iyi misin? Ne yapmaya çalışıyorsun tatlım? Oo, anladım. Sen de uzamak istiyorsun ha? Prenses Ellie gibi değil mi? Ama sen bu halinle zaten mükemmelsin. Prenses Ellie uzun çünkü o sihirli bir prenses. Ah tamam tamam, ağlama Tilly. Belki bir güzellik yapabilirim Charlie geri gelene dek ama. Tilly, büyüdü. Geldi yoksa Tilly hala büyüyor mu? Aa, bu büyük bir problem olabilir. Panik yapmayın. Yeni bir öpücükle büyüyü ters çevirelim, olur biter. Pekala Tilly, eski haline dönme zamanı. Hadi şu kurabiyeleri bırakalım ve Tilly. Hayır.
Hadi Tili, küçülme zamanı geldi. Tili, gel şöyle kocaman bir öpücük sana. Çare yok, destek lazım. Charlie, imdat! Enteresan. Bu kadar uzamaması gerekiyordu. Büyüyü bozmak için yaklaşamıyorum bile. Aa, ne yapıp edip indirmemiz lazım? küçülmek istememen çok kötü Tili. Çünkü tam da çay partisi oynayacaktık. Kekimiz var ve yepyeni bir hikaye kitabı aldım okuruz diye. Keşke sen de bize katılabilsen Tili. Bence sen bu kitaba bayılırsın. Biraz kek ister misin? Selam bebekler. Parti için hazır mıyız? Bu kukladan korkmanıza gerek yok. O bir parti dekorasyonu sadece. Bakın. Sammy, acaba parti için biraz fazla eşya getirmiş olabilir miyiz? Hiç de değil. Ölüler günü için elimizden geleni yapmamız lazım. Şekerleri unutma. Vay, Siena ışıltı. Bu gördüğüm en büyük kafatası şekeri. Glow Pixie'ler bu acayip büyükmüş ama hasta eder insanı. Aa, sen de haklısın. Ama partiye çok yakışacak. Charlie dönmeden süsleme işini bitirsek iyi olacak. Sonra biraz oyun oynayabiliriz. Hadi Pixie'ler, iş başına. Aklında ne var anladım Tili. Parti için başına çiçek taç istiyorsun ha? Hadi bakalım gel senyorita. Bu duvar süsleri ne kadar da neşeli böyle. Bravo sana Tili. Her şeyi halledebiliriz. Hayır.
dünyaya. İçeride gaz sıkışmış. Ben geldim. Vay canına, süslemeler harika. Evet, bebekler tüm hazırlıklarda bize yardım ettiler. O zaman kesinlikle birer ödülü hak ettiniz. Size kafatası şekerlerinden aldım. Ne oldu bebekler? Şeker istemiyor musunuz? Glow Pixie'ler imdat! Elinize sağlık Pixie'ler. Artık biraz oyun oynayabiliriz. Belki de oyunları bir sonraki seneye deneriz. En azından birlikte kutluyoruz. En önemli şey de bu zaten. Kim ister bu nefis horror çlak kekinden? Pekala bebekler. Kim kartop oynamak için... Hazır. Bebekler, iyi misiniz? Pekala. Kartopu atan kim bakalım? Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Heyo! Dikkat edin bebekler. Ay! Başına bayıldığınıza eminim, ha? Sen ne dersin Prenses Ellie? Kolun amma kuvvetliymiş. Sen de çok eğlendin, değil mi? Prenses Ellie! Prenses Ellie, nereye gittin? Glow Pixie'ler, yardım edin! Prenses Ellie! Neredesin? Bebekler, buldunuz mu? Bahçede bakmadığımız yer kalmadı Charlie. Henüz hiçbir iz yok Charlie. Of, çok endişelenmeye başladım. Nerede olabilir ki? Belki de oyun odası. Üzgünüm Charlie, orada da değil. Hey, bu Prenses Ellie'nin ayakkabısı. Nerede buldun bunu Gordon? Harika fikir Tilly. Gordon'un izlerini takip edelim. Prenses Ellie, şükürler olsun. Çok ama çok endişelendik. Olamaz, üşümüşsün. Ah!
soğuk rüzgara sıcacık bir büyü gerek. Sen ne dersin Cici? Senin için bayağı endişelendik Prenses Ellie. İyi olmana da çok sevindik. Ha, bu şeye alışabileceğimi hiç sanmıyorum. Eddie'nin yatağını yerde bırakmak istediğinden emin misin Lulu? Artık. Ve Lulu, bir dahaki sefere eşyalarımızı yerde bırakmayıp güvenli bir yerde saklamayı unutmayalım, olur mu? Ah!
şimdi de kostüm zamanı. Misafirimiz olduğu için tütüğü ilk o giysin. Çok güzel. Şeker mi oynamak ister? Hazır. Ama henüz doktor istasyonuna ihtiyacım yok Lulu. Önce başaramasan da denemeye devam, değil mi? Kaleye topu atarım diye düşünmüştüm. Kendimi değil. Galiba bu sefer becereceğim. Artık kıpırdamadan atının kanadını birleşmesine izin vereceksin, tamam mı?
Ah, ben iyiyim dedim size. Sena, Riji, iyi misiniz? Bana mı öyle geldi? Yoksa bu cini miydi? Bilmem ki. Hiçbir şey duyamıyorum galiba. O haykırış Tili'den geldi kesin. Gitsek iyi olacak. Hayır, kanadın. Dinlenmen lazım Semi. Bırak bu kez ben halledeyim. Papatya Roma! Charlie! Bizi duyabiliyor musun? Gigi, sen misin? Hey, yavaş ol Charlie. Yaralanmadığından emin olmamız lazım. Doktor Lulu. Ay. Ah hayır. Semi, neyin var? Aa, önemli değil. Bugün kanadımı incitmiştim. Hala biraz acıyor. Teşekkürler Lulu. Şimdi çok daha iyi oldum. Aslansın, kaptansın Charlie. Önce başaramasan da denemeye devam. Tam da neyin zamanı? Toplu kucaklaşma.